Bu derste parlaklık, sıcaklık yani glow efekt vermeyi öğreneceğiz. Ctrl, Shift, Alt ve E tuşlarına bir arada basıyoruz ve çalışmanın son hali en üstte geliyor. Gelince sağ tıklayıp Duplicate Layer diyoruz ve bir tane daha çıkartıyoruz ve bunları bir grubun içerisine koyuyoruz. Grubun adı da parlaklık, şöyle sıcaklık yani parantez içinde glow efekt yazalım. Bunu öğrenmek lazım. İyi bir efekt çünkü özellikle gece renderlarında çok işe yarıyor. Bu ikisini tıklayıp grubun içine sürüklüyorum arkadaşlar. Burada önemli olan birkaç şey var. Üsttekini tıkladığımda bu üsttekini şuradan açıp hard light diyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin, bu bir. Altına geçiyorum. Alttakini tıklayıp bunu da screen diyorum. Gelip şuradan screen'i seçiyorum. İkisini de seçtim. Ve şu anda böyle bir kompozisyon oluşturdu. Şimdi alttaki seçiliyken gelip filter bölümünden blur, Gaussian blur yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu biraz blur katıyor. Ve içeride böyle bir hafif bir blur, böyle hafif bir hayalsi, böyle hafif bir sıcaklık bir şey katıyor içine olayın. Güzel, çok net olmaz zaten içerisi. Güzel bir efekt katıyor arkadaşlar. Özellikle alttaki şimdi yaptığımız bu Gaussian Blur bu efekti katar. Opasitesini biraz düşürüyorum %37 gibilerinden. Aşağıdakini seçerek opasitesini düşürdüm. Şimdi grubumuzu tamamen kapatalım ve bu grupta tamamına mı uygulamak istiyoruz bu çalışmanın? Hayır. Alt tuşuna basıp elimiz alt tuşundayken maske tuşuna basarak siyah bir maske getiriyoruz. Ve buradaki camların içinde kullanacağız bunu arkadaşlar. Buraları hep boyuyoruz. Gördüğünüz şekilde glow efekt yapmış oluyoruz camların içerisine. Odaların içlerinde zaten kullanılır en çok. Parlayan, ışığın çok olduğu yerlerde çok kullanılır bu glow efekt. İyi, önemli bir efekttir yani. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün camların içini boyayarak maske seçiliyken, dikkat edin, maske seçiliyken camların içini fırçayla beyaza boyayarak o bölümlerin aktif olmasını sağlıyoruz. Zaten bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi kendini de belli ediyor. Daha böyle kırmızı veya daha böyle etkili bir görüntü sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın özellikle bu camda şu kırmızının oluşumunda ve şu aydınlığın gelişinde çok etkili oldu. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar.
Burayı yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Burayı tekrar siyaha boyuyorum. Çünkü camın içinde güzel göstermiyor. Camlı bölgelerde özellikle iyi görünen bir efekt bu. Yani bir yerden içeriye baktığınızda sıcaklık o içerideki efekti görmek istediğinizde yapılan bir şey. Bakın buralarda mesela etkili oluyor ama küçük kitaplığın olduğu yerde etkili olmadı. Orayı tekrar siyah boyadım. Şuradan biraz opacity'sini düşürdüm arkadaşlar çalışmanın. Bakın şuradan biraz ayarlayalım şöyle. %40 civarlarında falan ayarladım. Farkı da görüyorsunuz. Bakın ne kadar değiştiriyor değil mi olayı? Yani kesinlikle etkili bir efekt. Yalnız şu bayanın üzerinde çok fazla parlama olduğu için onun üstünü siyah boyadım tekrar. Şöyle şu sol tarafı da alalım şuraları. Burada yaptığımız şey sıcaklık, parlaklık, yani glow efekt vermekti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etkili, güzel bir çalışma oldu.